Cumhurbaşkanı Gül'den önemli açıklamalar. Gül, elçilik saldırısına ilişkin emniyet teyakkuzdaydı ama maalesef önlenemedi dedi. Avrupa Birliği ve Şangay Beşlisi tartışmasını değerlendirdi. Başbakan Erdoğan'ın Prag temasları sürüyor. Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili ilginç açıklamalarda bulunan başbakan, tartışmalara Çek Cumhuriyeti'nde yanıt verdi. Hükümetin PKK ile müzakere süreci. MİT Müsteşarı Hakan Fidan Erbil'e gidecek iddiası tartışılıyor. Arınç ilginç bir açıklama yaparak bu sürecin içerisinde hükümetimiz yok dedi. Enflasyon rakamları uçtu. Aylık tüfe %1.65, yıllık tüfe %7.31. Ocak ayının zam şampiyonu domates. Minik Umut'un dramı. Babasının işçi maaşı var diye oğluna engelli maaşı vermiyorlar. 2012 top raporu gündemi sarstı. Kurulan şirket sayısı %27.19 oranında azaldı. 3703 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Apartman ve iş yeri sahiplerine ceza yolda. Risk değerlendirmesi yaptırmayanlar dikkat. Ayrıntılar şimdi. Türkiye'nin vizyonu Kanal 99 ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteni ile tekrar birlikteyiz. Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı sevgili izleyenler. Enflasyon yeni yıla hızlı bir yükselişle başladı. Resmi verilere göre Ocak'ta enflasyon tüfede %1,65 artarken üfede %0,18 geriledi. Yıllık enflasyon ise %7,31'e yükseldi. Ocak ayında fiyatı en çok artan ürünlerse domates, biber ve patlıcan oldu. Enflasyon yeni yıla da yükselişe başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında tüfe %1,65 arttı, üfe 0,18 düştü. 2012'yi %6,16'da tamamlayan yıllık enflasyon Ocak'ta 7,31'e yükseldi. Merkez Bankası'nın yakından izlediği çekirdek enflasyonsa yıllık bazda %5,72 arttı. TÜFE'de aylık en yüksek artış yılbaşındaki zamların etkisiyle %14,26 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %4, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,71, ev eşyasında %1,08, lokanta ve otellerde %0,95 artış görüldü. Yıllık bazda da en yüksek artış %15,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu %10,69 ile konut, %9,52 ile lokanta ve oteller, %9,27 ile giyim ve ayakkabı izledi. Ocak ayının zam listesine gelince, Ocak'ta zam şampiyonu %51,26'lık fiyat artışıyla domates oldu. Onu %47,72 ile patlıcan, %45,85 ile sivri biber, %45,07 ile kabak, %31,97 ile kuru soğan izledi. Sayın seyirciler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın açılım çalışmaları kapsamında yarın Erbil'e gideceği iddia edildi. Bölgesel kaynaklardan gelen bilgilere göre Fidan hem bölgesel Kürt yönetimi hem de terör örgütü PKK temsilcileriyle görüşecek. Öte yandan açılım süreciyle ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan ilginç açıklamalar geldi. Arınç, bu sürecin içerisinde hükümetimiz yok dedi. Hükümetin PKK açılımında İmralı'dan sonra Barzani'de önemli bir aktör haline geldi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yarın Kuzey Irak'ın Erbil kentine gideceği iddia edildi. Fidan'ın Erbil'de hem bölgesel Kürt yönetimi hem de terör örgütü PKK temsilcileriyle görüşebileceği iddia edildi. Başbakan Erdoğan, Barzani ile PKK müzakeresine yeşil ışık yakmış ve şu açıklamayı yapmıştı. İşte Milli İstihbarat Teşkilatımız bunun en önemli ayağıdır. Ama karşımızda bir siyasi muhatap varsa bununla ilgili de söylemiştim biliyorsunuz. Bizim müzakere edebileceğimiz siyasi muhataplarımız olabilir.
bu siyasi muhataplarımız yerli de olur, uluslararası da olur. Ve uluslararası camiada da Erbil'deki eğer siyasi uzantılar, siyasi muhataplardan istifade edeceksek onlarla da bu işi görüşürüz. Nitekim de görüştük, görüşüyoruz. Ben de görüştüm. Bakan arkadaşlarım da görüştü. Öte yandan hükümetin PKK açılımı ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan ilginç açıklamalar geldi. Hükümetimiz bir vesileyle örgüt ve örgütün lideri konumunda olan kişiyle görüşmek imkanı buldu. Bursa'da bir televizyon programına konuk olan Arınç, bu sözlerin ardından hükümetin müzakere sürecinin içinde olmadığını söyledi. Bu hükümet şu anda bu sürecin içerisinde değil. Sürecin içerisinde olan devletin önemli bir istihbarat kurumu. Arınç, Manisa'da AKP il teşkilatında yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu. Bakın şu anda sürecin içerisinde hükümetimiz yok. Çünkü böyle bir sürecin bir şekilde başlaması şüphesiz Türkiye şartları içerisinde bir yol haritasına bağlı. Yani biz doğrudan karşımıza muhatap alarak, hükümet olarak, başbakan olarak, bakan olarak gel bakalım Öcalan seninle oturalım pazarlığı yapalım diyemeyiz. Bunu dersek millet bizi affetmez. Böyle bir şey olmaz. Bu süreçte biz istihbarat teşkilatımızı kullandık. Cuma günü Amerikan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emniyet teyakkuzdaydı, istihbarat teşkilatlarımız uyardı ama maalesef önlenemedi, dedi. Çankaya Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Gül, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve hükümetin PKK açılımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic'i resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Gül ve Nikolic ortak basın toplantısı düzenledi. Gül, Amerikan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili emniyet teyakkuzdaydı ama engelleyemedi, dedi. Maalesef bu terör örgütünün bir saldırı peşinde olduğu ile ilgili emniyet ve istihbarat teşkilatlarımız teyakkuzdaydı ve daima hep herkesi ikaz ediyorlardı. Ama maalesef önlenemedi ve Amerikan Büyükelçiliğine bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Bir kez daha Amerikan Büyükelçiliğine geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanı Gül'e Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen Avrupa Birliği ve Şangay Beşlisi tartışması ile ilgili görüşü de soruldu. Şangay ile Avrupa Birliği bunlar birbirlerine alternatif de değildir. Farklı farklı tabii ki şeylerdir, organizasyonlardır. Türkiye bu müzakere sürecini başarıyla bitirmek istiyor aslında. Biz bu müzakere sürecini bitirdikten sonra isteyen Avrupa Birliği üyesi ülkesi referanduma gidebilir ki bazıları gidecek. O zaman halklarına sorarlar. İsterlerse evet derler, isterlerse hayır derler. Gül, hükümetin PKK açılımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Ümit ederim ki terör örgütü de bu mesajı alır ve yapması gerekenleri bir an önce yapar. Başbakan Erdoğan bugün Çek Cumhuriyeti'ndeydi sevgili izleyenler. Başkent Prag'da temaslarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedefi ve terör konusunda açıklamalarda bulundu. Başbakan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, Başbakan Petr Nečas tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. 35 tane faslı neresinden başlasam ki diye başlığı atıyorum. Çünkü 35 fasıl var. Ortak basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini değerlendiren Erdoğan, 50 yıldır kapıda bekliyoruz, dedi. Bu süre içerisinde Türkiye'nin bu kadar oyalanması hakikaten affedilir, dayanılır bir şey değildir. Adama sorarlar, yani 54 yıl siz Türkiye gibi bir ülkeyi bu kapıda niye bekletiyorsunuz? Yani yapamadığı veya yapmadığı, yerine getirmediği ne var? Ağızlarında tek şey var. Ankara Anlaşması. Ankara Anlaşması'nın şöyle biraz daha gerisine git bakalım. Orada ne var? Buralara tabii girmek istemiyorlar. Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron'un
tekrar seçilirsem üyeliği referanduma götüreceğim sözlerini de değerlendirdi. Sayın Cameron açıklamasını yaptı. Eğer ben seçimi kazanırsam Avrupa Birliği üyeliğimizi referanduma götüreceğim diyor. Acaba neden? Eurozona girmemenin de faydasını ayrıca İngiltere görmüştür, görmektedir. Böyle de bir durumu söz konusu. Eurozone içerisinde olanlar da şu anda bedel ödüyorlar. Erdoğan bu açıklamaların ardından her şeye rağmen Avrupa Birliği ile devam mesajı verdi. Yeter ki biz Avrupa Birliği üyesi ülkelerle olan bu dayanışmamızı en azından Avrupa Birliği bizi içine almamış olsa bile bu ilişkilerimizi bu şekilde devam ettirelim istiyoruz. Siz bizi resmen almadınız ama ya Türkiye zaten buraya halkıyla girmiş vaziyette. Oyalamayın, gelin bu işi bitirelim diyoruz. Tabii bu arada da Çek Cumhuriyeti'nin bir evladı olan Füle'den özellikle destek istiyoruz. Bu desteği de Füle gayretleriyle ortaya koymalıdır diye düşünüyorum. Erdoğan Prag'da Şangay Beşlisi tartışmasını da sürdürdü. Türkiye'de şu anda Şangay İşbirliği içerisinde diyalog ortaklığına kabul edilmiş olan bir ülkedir. Ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bunlar birbirinin de alternatifi değildir. Bunu da özellikle ortaya koymak isterim. Türkiye Çek Cumhuriyeti İş Forumu toplantısında da konuşan Erdoğan, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı değerlendirdi. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz son derece hassas şekilde olayın izini sürdüler ve sürüyorlar. Ayrıca da tabii kısa zamanda nereyle bağlantılı, nereyle iltisaklı olduğunu tespit etmeleri bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Erdoğan terör konusunda Avrupa Birliği ülkelerine de sistemde bulundu. Bu insanlık dışı terörün önlenmesi noktasında bazı Avrupa ülkelerinden hala gereken desteği alamıyor, gereken ciddiyete şahit olamıyoruz. Hükümetin elindeki yasa tasarılarından biri de yükseköğretimle ilgili sevgili izleyenler. Yeni kanun tasarısı eğitim camiasının tepkisini çekiyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi Profesör Doktor Ünal Emiroğlu, AKP'nin tüccar siyasetinden üniversitelerde nasibini aldı dedi. Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi Profesör Doktor Ünal Emiroğlu, Yükseköğretim Kanunu tasarısı konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Yükseköğretim Kanunu tasarısının devlet üniversiteleri içinde şirket modeli yaklaşımı olduğunu belirten Profesör Doktor Ünal Emiroğlu, tasarıdaki anayasaya aykırı noktaları sıraladı. Taslak devlet, vakıf ve özel yükseköğretim kurumları olmak üzere farklı statüler belirlenmiştir. Devlet yükseköğretim kurumları, kamu tüzel kişisi, özel ve vakıf yükseköğretim kurumları ise Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak özel hukuk tüzel kişisidir. Bu düzenleme anayasaya aykırıdır. Anayasanın 130. maddesine göre iki tür üniversite vardır. Devlet ve vakıf üniversiteleri. Her ikisi de kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Oysa taslakta anayasada yer almayan bir üçüncü tür olarak özel üniversite öne sürülürken vakıf üniversitelerinin özel hukuk tüzel kişisi olduğu belirtilmiştir. Anayasadaki hükme göre vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişisidir. Yükseköğretim Kanunu tasarısındaki çelişkilere dikkat çeken BTP MYK üyesi Profesör Doktor Ünal Emiroğlu, tasarının Türk Ticaret Kanunu'na da uygun olmadığını ifade etti. Taslak özel üniversitelerin anonim şirket olarak kurulmasını öngörür. Yine taslağa göre üniversite olmasına izin verilen şirket, iznin kapsamı dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu düzenleme Türk Ticaret Kanunu'yla da çelişmektedir. Ticaret Kanunu'na göre anonim şirketler tacirdir, sadece ticaretle uğraşır. AKP'nin tüccar siyaseti, başta sağlık hizmeti olmak üzere, kamu hizmetlerini kar sağlamaya yönelik kuruluşlara dönüştürürken, üniversiteler de bundan nasibini almıştır. Taslak, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerinin Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanabileceğini belirtir. Katkı payı bir mali yükümlülük harçtır. Bu nedenle anayasanın 73. maddesindeki kurallara bağlıdır. Anayasaya göre mali yükümlülük ancak yasayla belirlenir. Bakanlar Kurulu'yla değil, anayasaya aykırı bu taslak, bırakın üniversiteleri geleceğe taşımayı, üniversitelerin ufkunu karartmaktadır. İş kazalarında bilançolar her geçen yıl ağırlaşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayındaki iş kazaları vahim tabloyu gözler önüne serdi. Sadece bu ayda 68, son bir yılda ise 946 işçi hayatını kaybetti. Kazalarda artan taşeronlaşmanın etkili olduğu belirtiliyor.
İnsan hatalarının sebep olduğu iş kazalarının bilançosu her geçen dönem artıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 68 çalışan iş cinayetlerine kurban gitti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi konuya dair detaylı bir rapor hazırladı. Raporda taşeron çalışmanın yoğun olduğu iş kollarında işçi ölümlerinin fazlalığı dikkat çekti. Bu iş kollarında Ocak ayında madencilikte 16, inşaatta 15 ve metal sektöründe 10 işçi hayatını kaybetti. Raporda Ocak ayında Zonguldak Kozlu'da ölen 8 işçi ve Gaziantep Galvaniz Fabrikası'nda meydana gelen patlamada son nefesini veren 7 işçi de yer aldı. Şöyle dışarı dur hadi. Rapora göre iş kazalarının en çok yaşandığı il İstanbul. 2012 yılında İstanbul'da 103 işçi hayatını kaybetti. İşçi ölümlerinin en çok yaşandığı alanların başında inşaat sektörü geliyor. 2012'de inşaat sektöründe 279 işçi canından oldu. Türkiye'de 2012 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin sayısı da oldukça çarpıcı. Son bir yılda iş kazası sonucu 946 işçi hayatını kaybetti. Raporda çalışma koşullarının kötülüğü ve iş güvenliğinin yetersizliğine dikkat çekildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi işçi ölümlerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı sorumlu tuttu. Meydana gelen kazalarda taşeronlaşmanın etkisine de vurgu yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2012 yılına ait şirket istatistiklerini açıkladı sevgili izleyenler. Kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre %27,19 azaldı. Rapordaki en dikkat çekici kısımsa bir yılda 3703 adet yabancı ortak sermayeli şirketin kurulmuş olması. Ekonomide her geçen yıl daha da artan sıkıntılar şirket bazında da kendini gösteriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırladığı 2012 raporu şirket krizinin boyutlarını ortaya koyuyor. Buna göre 2012 Aralık ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %8,46 azaldı. Yıllık bazda rakamlar daha vahim. 2012 yılında kurulan şirket sayısı 2011 yılına göre %27,19 azaldı. Aynı dönemde kooperatif sayısı %15,10 oranında azalırken gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %11,63 arttı. 2012 genelinde kapanan şirket sayısı ise %8,19 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hazırladığı raporun en çarpıcı bölümü ise yabancılarla ilgili. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin raporuna göre 2012 yılında Türkiye genelinde toplam 3703 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayelerinin %70'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturmaktadır. Bu şirketlerin 1415'i ticaret, 543'ü imalat ve 375'i inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Yüz binlerce apartman sakini ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren bir haber var şimdi sırada sevgili izleyenler. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yaptırmayanlar ciddi cezalar bekliyor. Bir yıllık ceza bedeli 56 bin lirayı geçiyor. İşte ayrıntılar. Risk değerlendirmesi yaptırmayan apartman ve iş yeri yüklü miktarda ceza ödeyecek. Sosyal güvenlik uzmanı Şükrü Kızılot, İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğindeki bir dizi düzenlemeye dikkat çekti. Buna göre kapıcı ve güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar ilgili kapsama girecek. Hatta çırak çalıştıran bakkal, berber ve otomobilciler gibi küçük işletmeler de yasadan nasibini alacak. Peki risk değerlendirmesi ne anlama geliyor? Risk değerlendirmesi, iş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi amacını taşıyor. Herhangi bir işçi çalıştırmayan apartman risk değerlendirmesi yapmak zorunda değil. Uygulama istisna kapsamındaki bazı işyerlere hariç tüm işyerleri için de geçerli. Yönetmelik Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren risk değerlendirmesi yapmayanları sene sonunda ciddi cezalar bekliyor. Ocak ayı için 3234, Şubat ayı ve devamında her ay için 4851 TL ceza kesilecek. 2013 yılı sonuna kadar risk değerlendirmesi yaptırmayanlara 56.595 lira ceza kesilmiş olacak. Düzenleme kapsamına giren iş yerleri ve apartmanlar, iş güvenliği uzmanı ve bir de hekim çalıştırmak zorunda. İş yerinin iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü bazı iş yerlerinde belli tarihler itibariyle başlayacak.
50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde 30 Haziran 2013, az tehlikeli olan iş yerlerinde 30 Haziran 2014 tarihinde karar kılındı. Akılda kalan sorular için iş yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumuna başvurulması gerekiyor. 2013 hac kayıtları bugün başladı sevgili izleyiciler. Kutsal topraklara gitmek isteyenler başvurularını hem müftülüklerden hem de internetten yapabiliyor. Hac başvurusu sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor. Ancak Suudi Arabistan bu yıl ülkemize görevlilerle birlikte 74 bin kişilik kontenjan tanıdı. 2013 yılı hac kayıtları başladı. Elektronik ortamda yapılabilecek kayıtlar için son gün 22 Şubat. İlk defa kayıt yaptıracak hacı adayları kişi başına 15 TL'yi Diyanet'in belirlediği bankalardan birine yatıracak. Adaylar daha sonra müracaatlarını il ve ilçe müftülüklerinin yanı sıra internet yoluyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac.diyanet.gov.tr adresinden yapabilecek. İl ve ilçe müftülüklerine ilk defa doğrudan müracaat yapanların nüfus cüzdanı fotokopisiyle banka dekontunun bir suretini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Daha önceki yıllarda başvuruda bulunup da kurada çıkmayan hacı adaylarının kayıt işlemi otomatikmen yenilenecek. Bu yıl hac için 1 milyonun üzerinde kişinin başvuru yapması bekleniyor. Bunların ancak 74 bin kadarı kutsal topraklara gidebilecek. Bu sayının 4 bine yakın kısmının din görevlisi, kafile başkanı, sağlık, karşılama ve kiralama gibi görevliler için kullanıldığı göz önüne alındığında net rakam 70 bine düşüyor. Başvuruların ilk gününde müftülüklerde yoğunluk vardı. Kutsal topraklara gitmek için başvuru yapan vatandaşlar daha şimdiden heyecanlıydı. Kısmet nasıl bekliyoruz ki Cenab-ı Allah çıkarsa. Vallahi heyecanlıyız abi. Ne hissederim. Bir gidip görmek istiyor işte. Avrupa Birliği ülkelerinin en büyük sorunlarından biri işsizlik sevgili izleyiciler. Euro bölgesinde işsizlik ortalaması %11,7. İspanya'da ise bu rakam %26,1. Kayıtlı işsiz sayısı 5 milyonu buldu. Kemer sıktılar, tasarrufa başvurdular, kamu harcamalarını kıstılar, maaşları düşürdüler, emeklilik yaşını uzattılar, vergileri arttırdılar. Avrupa Birliği içine düştüğü krizden çıkış adına çökmekte olan kapitalizme sarılarak aslında en büyük hatayı yaptı. Çözüm adına sarıldıkları her metot krizi daha da derinleştirdi. Reform adına atılan adımlar işsizlik patlamasını beraberinde getirdi. Euro bölgesinde işsizlik %11'in üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Son bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 796 bin artışla 18 milyon 715 bine ulaştı. Avrupa Birliği'ndeki işsizlik oranları Yunanistan'da %26,8 ve İspanya'da %26,1'e kadar tırmanırken, bu ülkeleri %16,5 ile Portekiz, %14,7 ile Slovakya ile Kıbrıs Rum kesimi ve %14,1 ile Letonya izledi. Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan İspanya'da işsizlik her geçen ay rekor kırıyor. İspanya'da geçen Ocak ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 980 bine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Sadece bir ayda işsizler ordusuna 132.055 kişi eklendi. İşten çıkarılanların en fazla hizmet sektöründe olması dikkat çekti. Hizmet sektörünü tarım, endüstri ve inşaat sektörleri izledi. İspanya'da genç nüfusta ise işsizlik %55 oranına yaklaşıyor. Sevgili izleyenler, Irak'a uzanıyoruz. Irak'ta yine bombalar patladı. Başkent Bağdat'ta askeri birlik ve sahva güçleri hedef alındı. Üzerindeki bombayı patlatan intihar eylemcisi yaklaşık 20 kişinin ölümüne, 50 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Irak'ta son dönemde artan canlı bomba eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Son saldırı haberi Bağdat'ın 20 kilometre kuzeyindeki Taci bölgesinden geldi. Askeri birliğin önünde toplanan sahva güçleri ve askerler hedef alındı. Bir intihar eylemcisi askerlerin yanına gelerek vücudunda sarılı olan patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda yaklaşık 20 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Irak'ta önceki gün Kerkük kentinde emniyet güçlerine hedef alan saldırıda da 33 kişi hayatını kaybetmişti.
Doğu kar esaretiyle mücadele ederken batı şiddetli dolusun etkisi altında. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik direkleri tehlike saçtı. Şimdi ekranlarınıza yurdun Lodos'ta imtihanı geliyor. Batıda güneş yüzünü gösterdi. Ancak şiddetli Lodos hesapları bozdu. Bursa'da iki günden beri etkili olan Lodos, vatandaşlara oldukça zor anlar yaşatıyor. Bursa seferini yapmakta olan İdo ve Budo deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşullarından ötürü iptal edildi. Manisa'da okul bahçesinde bulunan bir ağaç kökünden söküldü. Bir otomobil ve evin üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı. Zarar verdi mi çok eve? Verdi, kırma gitti, cam gitti, araba gitti. Araba var mıydı burada? Ya altında benim araba var. Türkiye'nin tatil cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesi de fırtınadan nasibini aldı. Saatte 90 kilometre hıza ulaşan fırtına sahil kenarında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasara neden oldu. Şiddetli fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar zaman zaman sahil kesiminde bulunan ev ve iş yerlerinin boyunu aştı. Çanakkale'de etkili olan şiddetli Lodos elektrik direklerini devirdi, evlerin çatılarını uçurdu. Çanakkale-Bursa karayolu üzerinde devrilen elektrik direği ve kopan kablolar tehlike saçtı. Yoldan geçen bir otobüsün teller nedeniyle camı patladı. Yol trafiğe kapatılmayınca bu kez de bir kamyon kablolara takıldı. Sürücü ölümden döndü. Lodos köylerde de etkili oldu. Merkeze bağlı Kayadere köyünde bazı evlerin çatıları şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Köyde büyük maddi hasar meydana geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha beldesinde düzenlenen deve güreşlerinde oldukça ilginç bir olay yaşandı sevgili izleyenler. Katılımcıları selamlamak için deveye binen Karaçulha'nın AKP'li belediye başkanı Yusuf Çaylı dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkan başkan mikrofonu eline alarak Başbakan Erdoğan'ın da attan düştüğünü hatırlattı. AKP'li belediye başkanı deveden böyle düştü. Bu ilginç görüntüler Muğla'da kameralara yansıdı. Fethiye'nin Karaçulha beldesinde deve güreşleri organize edildi. AKP'li Karaçulha Belediye Başkanı Yusuf Çaylı da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Ancak etkinlik Yusuf Çaylı'nın hayatı boyunca unutamayacağı bir olaya sahne oldu. Belediye Başkanı deveye binerek katılımcıları selamlamak istedi. Başkan, Pala Remzi adlı güreş devesinin üzerine oturup sıkıca tutundu. Bir süre yerde oturan deve sahibinin talimatıyla kalkmaya başladı. Arka ayaklarının üzerine kalkan devenin üstünde tutunamayan Yusuf Çaylı takla atarak kum zemine düştü. Şoke olan belediye başkanı bir süre acı içinde kıvrandı. Arkadaşlar teknik hata oldu. Herhangi bir sorun yok. Yoksun ya. Yok bir şey tamam. Başbakan bile düşüyor hatta. İyi abi şey yok. Şey ya. Daha güçlüler gel. İlk şoku üzerinden atan Yusuf Çaylı'yı sağlık ekipleri kontrolden geçirdi. En güzel görünen var. Koçan Bey'inden rakibi Pehlivan. Sağlık durumu iyi olan belediye başkanı daha sonra katılımcılara seslenerek Başbakan Erdoğan'ın da attan düştüğünü hatırlattı. Şimdi bizim singemizde deveye binmek var, ata binmek var. Ama geçmiş yıllarda başbakanımız da ata bindi düştü. Ankara'ya uzanıyoruz sevgili izleyiciler. Ankara'da dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan bir minibüs dehşet saçtı. Minibüs önüne kattığı 3 kişiyi sürükleyerek gecekonduya girdi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Anne ve 2 yaşındaki bebeği hayata tutunmayı başardı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Mamak ilçesi. Saat 20 sıralarında bu minibüs adeta dehşet saçtı. Kayınvalide Hatice İbikli, gelini Muradiye İbikli ve 2 yaşındaki torunu Hatice Nur'la olacaklardan habersiz bu cadde üzerinde yürüyordu.
Tam o sırada kontrolden çıkan minibüs aniden üzerlerine geldi. Açıldı. Minibüs üçünü de altına alarak metrelerce sürükledi. Duramayan araç bu gece konduya girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Depo olarak kullanılan gecekonduda kimse yoktu. Çok süratliydi araba, aşağıdan geldi. Şuradan kasisten araba bu yanı solladı. O araba da bu yanı döndü. Bu yanı dönünce buradaki çocuklar işte aileyi altına aldı, oraya soktu. Çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kayınvalide Hatice Bekli olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaşındaki Hatice Nur Bebek ve annesi kazayı sıyrıklarla atlattı. Anne Muradiye İbikli'nin acılar içinde çığlık atan minik bebeği için yavrum diyen feryatları yürekleri sızlattı. Hatice Nur İbikli'nin minibüsün ön camında kalan kendisi gibi minik ayakkabısı da görenlerin gözlerini doldurdu. Minibüs sürücüsü Yasin Tezcan gözaltına alındı. Balıkesir'den bir aile dramıyla bültenimizi sürdürüyoruz sevgili izleyenler. 4 yaşındaki Umut Bebek zihinsel ve bedensel engelli. Ailesi onun masraflarını karşılayabilmek adına Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden engelli maaşı istedi ancak alamadı. Red cevabının gerekçesi ise oldukça manidardı. Arda Umut 4 yaşında. Epilepsi ve demir eksikliğine bağlı anemi rahatsızlığı var. Kafasını tutmak zorundayım çünkü çalışmıyor. Bakın bu şekilde düşüyor. Onun için de ben hep sürekli kafasını tutuyorum. Engelli olarak dünyaya gelen Umut Bebek ayda 3 kez Bursa'ya tedaviye gitmek zorunda. Bunu anca ben doktor masrafını karşılayabiliyorum. Diğer şeylerini kullanamıyorum. Çünkü maalesef gücüm yetmiyor. Babası maden işçisi, annesi ise ev hanımı. Bir anne olarak çocuğumu öpemiyorum. Sadece koklayabiliyorum. Bir annenin bu ne kadar acı bir şey biliyor musunuz? Haneye giren para 1200 lira. Komşuların desteğiyle ayakta duruyorlar. Ailesi evde bakım ücreti için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu ama red cevabı aldı. %90 engelli rapor olan Umut Bebek için talihsiz aile tam 5 kez müdürlüğe başvuru yaptı. Ama her seferinde cevap olumsuzdu. Benim %90 özürlü bir oğlum var. Ve benim oğlumun sosyal haklarının hiçbirinden faydalanamıyoruz. 5 kere sosyal hizmetlere başvurduk. Ve benim oğlumun maaşı bağlanamadı. Gerekçe ise işçi babasının maaşının kriterlerden 20 lira fazla olmasıydı. Maalesef eşimin 20 milyonluk fazla olmasından dolayı benim yavrumun sosyal haklarının hiçbirini alamadı. Benim oğlum %90 özürlüyse, Rabbim bunu verdiyse suçlusu biz miyiz, devlet mi? Benim yavrumun bakım parası verilsin. Eğer Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bulut ailesinin başvurusunu kabul etseydi, Umut Bebek'in fizik tedavi masrafları karşılanmış olacaktı. Benim çocuğum fizik tedavisi yapılamıyor. Götüremiyorum ama benim çocuğumun o parası olmuş olsa ben yavrumu şu an gider getirirdim öğretmenini ve tedavisini gördürürdüm. Benim yaptığım tedaviyle öğretmenin yaptığı tedavi ne kadar faydalı olur. Çaresiz anne yetkililerin ilgisizliği karşısında gözyaşlarını tutamadı. Benim bu oğlum böyleyse suçlusu biz miyiz? Biz dışlanmalı mıyız? Atılmalı mıyız sokağa? Benim oğlumun hakkı değil mi rahat yaşamak? Evet sevgili izleyenler, bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın yine birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.